Evet arkadaşlar, şimdi buradaki çevre için, yani çevredeki elemanlar için örneğin ağaçları ekleyeceğiz. Yani bunun için bir araştırma yaptım ben burada. İşte peyzajını falan baktım. Yani burada bir site buldum. tonytexture.com diye, gerçekten güzel bir site. Burada güzel olan şey, yani çok fazla örnek olduğunu gösteriyor. İşte bu gerçi satıyor ama yüksek çözünürlüğünü. İşte dakikalar boyunca, işte birkaç dakikada kolay bir şekilde kullanıma hazır ağaç şeyini bize veriyor. Burada ücretsiz olarak indirebileceğimiz bir format var. Bir de ayrıca bunu aslında satıyor. İşte 4000'e 4000'lik yüksek çözünürlükte 30 farklı ağacı satıyor. Burada PDF Product Overview var. Buna bastıktan sonra size bu PDF dosyası geliyor. Şöyle. Bunu arkadaşlar sağ tıklayıp, hani kaydet yok, resim olarak kaydet yok çünkü PDF dosyası. Buradan indiriyorsunuz. İndirdikten sonra dosyanızı, işte şurada örneğin bana verdi. Şu dosya. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi dosyayı verdi bize. Ama asıl bunu 60 dolara satıyor. Daha yüksek çözünürlüğünü. Fakat ben bunu şu küçük şeyde de yeter mi yetersiz mi bilmiyorum. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Yani bunları da kullanmak istiyorum. Gerçi güzel bir ağaç seti var. Şimdi çözünürlüğüne bakmayacağım şimdilik. Şimdi buradaki beyazlıkların hepsini sileceğim. Seçimi kaldırıyorum. Şu anda elimde 30 farklı tipte ağaç oldu. Evet, çevreye başlıyorum. Şimdi herhangi bir ağacımı alıyorum. Tabi katmanı seçmedim. Buradan buraya vaziyetime atıyorum. Biraz büyütsem yeterli. Şöyle. Güzel. Yani çok da kasmaya gerek falan yok. Bakalım. Çözünürlüğü gerçi kötü olduğunu gördüm. Çok özür dilerim. Yani istiyorsanız bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben örnek olarak gösteriyorum. Hani çözünürlüğü biraz daha yüksek ağaç alabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ben birkaç tane ağacımı kullanayım. Şimdi bu ağacı kullandım. Şöyle biraz renk katayım. Şöyle yeşil bir ağaç, şu turuncu ağaç da güzel olabilir. Alıyorum bunu. Vazi planıma atıyorum. Azıcık boyutunda büyütüp buraya koydum. Şimdi burada arkadaşlar şey de yapabilirsiniz. Yani örneğin ağaçlar geliyor. Şöyle ismini yazayım. Ağaç 1. Şuna ağaç 2. Bunları hazırladıktan sonra hemen şöyle ağaca çift tıklıyorum. Burada gölge var. Gölgemi şöyle bir uzaktan verecek şekilde biraz uzaklığını artırayım şöyle. Boyutunu biraz yayayım. Hatta yayılması falan olsun şöyle azıcık. Tamam. Opaklığını, evet, biraz daha olabilir. Şimdi buradaki efekt ve gölgeleri kopyalayacağım. Aynısını ağaç 2 için de yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi burada küçük bir şey olabilir. Yani şunu biraz daha küçültebilirim. Şunları da istediğiniz ölçüye getirebilirsiniz aslında ağaçları. Fakat şimdilik hani bu şekilde göstereceğim. Fazla da sırıtmasını istemiyorum çünkü. Başka nasıl bir ağaç tipi kullanabiliriz? Şöyle biraz yeşermiş, hatta sararmış bir ağaç tipi de kullanabiliriz. Yani sizin zevkinize kalmış. Şimdi bunu da biraz büyütüyorum. İsmini değiştiriyorum. Ağaç 3. Katman stilini yapıştırıyorum. Biraz daha gerçekçi gözüksün diye. Evet, şöyle ağaçları hatta boğmayalım. Evet. Üçüncü ağacımız. Biraz daha değişik ağaç kullanalım. Şu yukarıdaki ağaçlar güzel. Şunlardan bir tane alalım. Yani çok şey olmasa da, çok iyi olmasa da arkadaşlar, en azından mantığını size
göstereyim. Sizler de yapacağınız şeyler kendi yaratıcınıza kalmış diyebilirim. Şimdi aynı şekilde şunları kullanalım. Farklı bir şey yapmayayım hatta. Göze batıyor gerçi. Bunları şeylerde oynayabiliriz. Renkleriyle. Şöyle olsun. Evet, ağaçlara bu şekilde yerleştireceğim. Yani şu çevresine de bu şekilde koyabilirsiniz. Şu anda 4-5 farklı ağacımı koydum. Şunu da şöyle koyayım. Evet, başka şu ağacımı koymadım. Bunların boyutunu büyütüp küçültebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Aynı zamanda bunlar birbirini takip edemeyecek şekilde farklı boyutta olması lazım. Yani hepsini aynı boyutta yaparsanız çok şey gözükür böyle. Göze güzel gözükmez. İşte şunları biraz yoğun bir yerde kullanalım. Şimdi şunu da fark edeceksiniz arkadaşlar. Bu ağaçları örneğin bu şekilde koydukça bilgisayarınız yavaşlayacaktır. Bakın. O yüzden arkadaşlar şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Şimdi buradaki ağaçları ben genelde birleştiriyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi kasıyor şu anda. Sağ tıklıyorum. Katmanları birleştir. Biraz en azından kendine geliyor diyebilirim. Şimdi aynısını buradaki olaylar için de yapacağım. Fakat diğer ağaçları ortadan çıkaracağım. Şöyle yapalım. Çerçevesine falan. Evet, gittikçe halen kasıyor. Şöyle yapayım. Örnek olarak şuraya 4 tane bir ağacımı bırakayım. Birleştireyim, öyle devam edeyim. Şimdi 2 3 4 tane ağacım burada. Şimdi buradaki ağaçlarımı seçeceğim. Şu anda bile zorlanıyor. Bilgisayarınız çok kasacaktır. Bu yüzden bunu hafifletmek için bunların katmanlarını düşürmeye çalışın. Katmanları birleştir. Bakıyorum aynı katman olan var mı şimdi? Yok. Devam ediyor şuradan. Şu şekilde devam ediyorum. Tamam. Katmanları birleştir. Kaydetmeyi unutmuyorum. Evet, tekrardan devam edeceğim. Buradan da devam edebilirim. Tamamdır. Şimdi şunlar şöyle hafiften bir kaldırıyorum. ESC'ye basıyorum. Şu buradaki ağaçlar. Evet, bunları yine tekrardan sağ tıklayıp bu katmanları birleştiriyorum. Aynısını diğer alanlar için de yapacağım. Hani hazır şöyle hazır ayarlamışken şuradaki ada için aynısını kullanabilirim. Güzel bir şekilde. Evet, onaylıyorum. Ne yapıyorum? Şuradaki kısmı sileceğim. Şöyle siliyorum. Evet, bunu da bu şekilde buraya attım. Bunun aynısını şuradaki yere koyacağım. Evet. Yani fazla zaman kaybetmek istemiyorum tek tek koyarak çünkü hiç de gerek yok. Şimdi bunu da bu şekilde koyayım, çok da önemli değil. Tabii şu bölümü silsek yeterli olacaktır. Evet. Şimdi bunları ayarladık. Buradaki ağaçları, şurada küçük ağaçları, bir de ada parselimizde eğer ağaç varsa onları da koyabiliriz.
koyacağız arkadaşlar. Şöyle. Ben fazla boğmayacak bir şekilde ayarlamaya çalışıyorum şimdi. Evet, şurayı da sileyim. Şimdi dördüncü dip şuydu. Adamın çevresini bu şekilde ayarlayacağım. Evet. Aynı şekilde şurada da olsun. Yani bu biraz daha kısa bir zamanda olacak bir şey. Şu çerçevemi de yapıyorum. Evet, istiyorsanız şöyle binanın yakın taraflarına da koyabilirsiniz. Abartmamak kaydıyla. Gerçi çok mu abarttım bilmiyorum ama şu şeyi de koyayım. Binanın önüne de birkaç tane şöyle bir ağaç yerleştirelim. Evet. Hatta biraz bayağı bir boğulmuş gibiyiz ama neyse, şu çerçevesini fazla göstermeden zaten buradan aynı şey yapmayacağız. Evet. Burada en çok bilgisayarınızı zorlayacak olan bir ağaçlar, iki araçlar olacaktır. Bu yüzden arkadaşlar dikkat edin. Yani dediğim gibi hani yaptığınız şeyleri sürekli küçük katmanlı hale getirmeye çalışın. Yaklaşmam lazım. Evet, bunları bir katmanları birleştiriyorum hemen. Bakıyorum hangileri girmemiş. Şunları hemen birleştireceğim. Evet. Şu kalmış. Başka bir kalan bir şey var mı? Kontrol ediyorum. Şunlar. Evet. Şimdi bu katmanı da birleştirdim. Sıra, eğer otoparkınız varsa araçları yerleştireceksiniz. Bunu da şöyle ayarlayacağız. Evet. Şöyle araçlarımı artık atıyorum. Şimdi şurada PNG olarak alacağım. Şöyle yerleştiriyorum. Yani ağacın boyu şu yol kadar, şu yolun yarısı kadar olacak. Buradan da bu şeyinizi belirleyebilirsiniz. Evet, aynı şekilde araç katmanlarını da ayıralım. Şurada katman stili yapıştıralım. Yani gölgesi olunca biraz daha gerçekçi gözükecektir. Şimdi ikinci aracımı da aynı şekilde koyacağım. Seçimin tersini seçip buradan vaziyet planımı aktarıyorum. Tabi araçınız ne kadar çok kaliteli olursa görüntü boyutu, o kadar iyi sonuçlar çıkacaktır. Aynı şekilde bunu da şu şekilde döndürüyorum. Evet, şöyle buradaki araç 2 katman stilimi yapıştırıyorum. Da biraz daha küçültürsek daha iyi olacaktır. Evet. 2 araç, 3. Üç, 3. aracımı da koyayım.
Bunu da biraz daha küçültelim. Da şunu karşı şeride koyayım bir tanesini. Hemen ismini değiştiriyorum. Araç 3. Buradaki katmanın stilini değiştiriyorum. Burada birkaç tane daha araç olsun. Şunu da şöyle çevirelim. -180. Evet. Şu aracı da şöyle koyduk mu? Tamamdır. Evet, araçları gördüğünüz gibi arkadaşlar yola artık koyuyorum. Yani yerleştiriyorum şimdi. Diğer taraftan örneğin şu arka yoldan işte birkaç tane araç geçsin. 5 metrelik yol. Şöyle bir tanesi buradan. Başka şöyle bir şu aracı alalım. Evet. Şöyle gidiyor. Başka bir araç var mı? Stil olarak farklı. Bir de şu var. Yani ne kadar detaylandıracağınız size bağlı. Ben şunları kalitesiz olarak koydum ama hani daha kaliteli bir şeyleri de koyabilirim. Ama bu sefer çok kasacağından şu anda bu şekilde gösterelim dedim arkadaşlar. Evet. Buradan bu şekilde geldiğine göre şuradan şöyle devam etsin. Bakın şu anda bir de kasıyor. Şöyle. Evet, bunu da aynı şekilde bu şekilde devam ediyorum. Yani ne kadar çok koyarsanız o kadar da iyi olmaz aslında. Şu kavşak tarafına da bir tane koyayım. Şöyle kaydediyorum. Şimdi yani çoğunu bitirdim arkadaşlar. Bir de binalara şöyle bir gölge verelim. Uzaklığını biraz şöyle uzatıyorum. Boyutunu yayvan haline getiriyorum. Biraz daha yayayım hatta. Tamam. Şöyle yapayım. Yani düşürüyormuş gibi oluyor ama yani bunun aslında gölge şeklinde siz belirleyebilirsiniz. Yani burada ben gölge vermek istemiyorum örneğin. Şimdi binamın gölgesini şöyle de verebilirim. Buraya yeni bir katman açarım. Gölge 1. Burada şu şekilde çizerek binamın gölgesini çıkaracağım. Şöyle gelsin. Şöyle gelsin. Hatta şu şekilde. Evet, devam edelim. Şöyle şu şekilde. Evet. Yine şöyle devam edeceğim. Şu tarafa doğru gidiyorum. Önce şurayı bir bitireyim. Yani gölge atıp da onun üzerinden de gidebilirsiniz gerçi. Buraya siyah bir layer atıyorum. Daha sonra bu gölge layer'ımın biraz opaklığını ayarlayacağım. Evet, buna tekrardan devam edeceğim. Çünkü ön taraflarda da aynı etkiyi vermem lazım. Yani şuradan şöyle vereyim. Aynı şekilde böyle. Bu şekilde devam edeyim. Tamam, burada vermeme gerek yok. Binanın bu tarafında da bir gölge olacaktır. Gördüğünüz gibi burada da bu şekilde gölgesini attım.
Evet, şuralar değişik biraz. İstiyorsanız onları da değiştirebilirsiniz. Evet, bu gölgemi attım. Şimdi binanın diğer gölgesinde şunu aynı şekilde atacağım. Şöyle ayarlayayım. Yani çok da şey yapmamak lazım gerçi. Bunu bu şekilde pek fazla göstermiyorum ama bunun ayarlamasını da yapabiliriz. Hem biraz görüntüyü bozuyor gibime geldi. O yüzden şöyle hafiften bir silüet şeklinde vereceğim. Bakalım şuradaki şey için olacak mı aynısı. Evet, şu anda bir acayip kasıyor. Düzelteyim. Tamam diyorum. Evet. Aynısını buradaki bina içinde vereceğim. 2 3 Tamam. Şimdi bunu bu şekilde verdik arkadaşlar. Hani çoğu şeyini hallettik. Şunları pek beğenmedim örneğin. Buraya da normal ağ çekeceğim. Şöyle. Yeşil bir alan olsun. Şöyle çevresini doldurayım. Şöyle çekeyim şunu. Evet. Bunu da bu şekilde bitirdim. Şimdi şöyle bir ağaç koysam mı? Yok. Tüm ağacı alıyor. Şöyle bir ESC'ye basayım. Şöyle bir ağaç koysam. Tamam. Şu köşeye falan. Şuradaki detayları da unutmayalım. Şöyle bitirelim. Şimdi iyi kötü bir tane yaptığımı düşünüyorum. Yani bunu biraz daha tabi bayağı bir hatta değiştirebiliriz. Fakat şimdilik bunu bu şekilde göstermiş olayım arkadaşlar. Hani küçük bir ders mahiyetinde olsun. Evet, bir de hani böyle bir vazi planı yaptık. Bunu gösterebiliriz. Fakat yani önerim şu olacaktır. Ana yerinizi dışındaki alanı şöyle ben bir şey alayım. Buranın dışına seçimin tersini seçip beyaz katmanla boyayacağım. Sis vereceğim. Evet, bunun biraz opaklığını düşüreceğim. Bakayım. Yani bu şekilde olmaz ama çevresini tamamen dönüp o şekilde yapabilirim. Biraz daha şöyle göstereyim. Şöyle pen aracımla seçiyorum. Şöyle şu köşeyi döneceğim. Evet. Şuraya kadar geliyorum. Burada tekrardan şöyle bir döneceğim. Evet. Biraz daha küçülteyim. Demek ki bu köşede biraz sıkıntı oluyor. Evet, aynısını bu tarafa şöyle döndüreceğim. Köşelere biraz dikkat etmem gerekiyor. Şöyle. Tamam. Evet, kalem amacını da şöyle bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi bitirdikten sonra katmanı açıyorum.
YOLO seçim yap diyeyim hatta direkt. 0 piksel formatında. Bunun da M'ye basıyorum. Seçimin T'sini seç. Aynısını boyuyorum. Seçimi kaldırıyorum. Şuradaki layer'ı sileyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer asıl odaklanmanız gereken yeri biraz daha açık tutun ki burada size işte vazi planınızın nasıl olacağını da göstermiş olduk. Evet arkadaşlar, en son şu kenarlarda son bir kenarlıklarımızı atalım. Şöyle ve bitirelim dersimizi. Bunu aynı şekilde katmanı çoğaltıyorum. Vazi planıma atıyorum. Tamam, bunu da attım. Hatta şöyle altına koysam. Neyse. Üstüne koyuyorum. Şimdi bunu bu şekilde kaydediyorum. Evet, en son şeklimizde bunu kaydettik arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bitirmiş olduk. En son haline bir bakalım. Yani olmazsa olmazlarımızdan birisi tabii ki de kuzey işareti. Onları da detaylı bir şekilde koyalım. Şimdi şuradan bir kuzey işareti bulalım. Yani şöyle çok abartı olmayan. Evet, biraz da güzel olsun tabii. Yani şu yeterli bizim için ya. Hemen şöyle resmi görüntüle diyelim. Evet, bakalım. Ücretsiz indirme diyelim. İndir diyelim. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Güzel. Normalde değişik sitelere falan iletmesin de biz aman. Evet. Bize yeter de artar. Şöyle koyuyorum. Şimdi şunu biraz küçülteyim. Evet. Bunu da bir onaylayayım. Kuzey işaretimin de rengini şöyle güzel bir siyaha boyayalım. İsminde kuzey işareti. Evet, gördünüz şimdi arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ayarladık. Yalnız dosya çok kastığı için yani burada çok yerlere şey yapmadım. Fakat hani bu şey yetinmeyin. Yani birçok örneklere bakarak kendinizi geliştirin. Ben şu anda bir tanesini gösterdim. Burada daha çok işte render şeklinde alınmış bir şey görüyoruz. İşte daha çok yani Photoshop'larda kendini belli ediyor ama yani sizin kalitenize aslında bağlı olarak buradaki şeyi çekebilirsiniz. Ben bir şey daha gördüm. Bakayım tekrardan şeye. Evet. Bunu da bu şekilde gösterebilirsiniz. Son halini şu şekilde ben kaydediyorum. İsmini tekrardan değiştirmeyeceğim. Direkt üzerine kaydedeceğim. Evet arkadaşlar, vazi planımızı da bitirmiş olduk. Bundan sonra daha değişik videolarla tekrardan karşınızda olmak dileğiyle tekrardan kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.